Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün ortaokullar 6. sınıf matematik dersi 2. dönem 2. yazı sorularının çözümlerini yapıyoruz. Umarım yazılıya çok iyi hazırlanmışsınızdır. Bu yazılıyı da izleyerek eğer bir eksiğiniz varsa bunları tamamlarsınız veya bu eksikler hangi konuyla ilgiliyse o yönde arkadaşlar çalışmalarınızı arttırırsınız. Derslerde çok iyi dinleyin öğretmenlerinizi. Orada çünkü öğretmeniniz hangi konuya arkadaşlar önem veriyorsa üzerinde fazlasıyla durup soru çözecektir. Bunlara da dikkat etmenizi isterim. Sonra gelelim ilk soruya arkadaşlar. İlk soruyu çözelim. İlk soru arkadaşlar kesit problemleriyle ilgili bir soru. Hemen bakalım soruya şöyle büyüteyim daha rahat görmeniz için. Şimdi bakalım 28 kilogram toz şeker 7 bölü 4 kilogram kapasiteli poşetlere doldurulacaktır. Bu iş için kaç tane poşet gereklidir? Şimdi burada paya böleceksiniz. Yani 28'i 7'ye böleceğiz. Çıkan sayı 4 ile çarpacağız. Yani payda 4 olduğu için. Şimdi 28'de 7 4 defa var biliyorsunuz. Şöyle 28 yapalım. Çıkaralım. 0 0. Bu 4 ile arkadaşlar buradaki 4'ü çarpıyoruz. Paydadaki 4'ü. Payda da ne varsa çarpacağız. Burada 4 olduğu için 4 ile 4'ü çarpıyoruz. O zaman 16 tane poşet oldu. Cevabımız D şıkkı. Gelelim ikinci soruya. 42 yolcunun bulunduğu bir otobüste yolcuların 5 bölü 6'sı iner. 7 yolcu binerse son durumda kaç yolcu bulunur? Burada da biliyorsunuz klasik bir çözüm yapacaksınız. 42 paydada kaç var? 6. 6'ya böleceğiz. Bir payını bulacağız. Sonra 5 ile çarpacağız. 5 bölü 6'sını bulmak için. 6'ya böldüm. 7 defa var. O zaman çıkardım. 7 kere 6, 42, 0, 0. Bu ne yapacaksınız? 7 ile 5'i çarpıyorsunuz. Otobüsteki bulunan inen yolcu sayısını buluyoruz. Yani 5 bölü 6'sı iniyor ya. 7 kere 5, 35. Bunlar inenler. Otobüste 42 yolcu vardı. 35'i indi. 7 yolcu kaldı mı? Kaç kişi bindi? 7 kişi. 7 ile de 7'yi toplarım. Son durumda otobüste kaç yolcu bulunur o zaman? 14 yolcu bulunur arkadaşlar. Cevabımız da B şıkkı oluyor. Gelelim 3. soruya. Bir lokantada 8 %95 fiyattan satılan pidelerden 3 tane alan bir kişi kaç lira öder? Şimdi 8,95'i o zaman 8,95'i 3 ile çarpacaksınız çünkü 3 tane alıyor. Çarpalım. 3 kere 5 15 elde var 1. Sonra 9 kere 3 27 bir de elde var arkadaşlar 28. Bu sefer eldemiz 2 oldu. Sonra 3 kere 8 24. 2 değer de var 26. Virgülden sonra 2 basamak olduğu için burada da 2 basamak sağdan sola doğru geliyorsunuz. Şuraya bir virgül yazıyoruz. O zaman 26,85 oldu cevabımız. Yani C şıkkı. Gelin 4. soruya. Dördüncü soru. 9, 6, 3, 2, 5 veri grubunun açıklığı aşağıdakilerden hangisidir? Açıklığı bulmak için sayıları küçükten büyüğe doğru yazalım. 2, 3, 5, 6 ve 9 diye yazdık. Sayılarımız küçükten büyüğe doğru. 5 tane sayımız var. Şöyle buluyorsunuz. En büyük ile en küçüğü birbirinden çıkarıyorsunuz. Yani 9'dan 2 çıkardık. 7 bu bizim açıklığımız oluyor. Cevap da A şıkkı olur o zaman. 5'e bakalım. 5. soruda arkadaşlar aritmetik ortalamayla ilgili bir soru. 4 sayının aritmetik ortalaması 8'dir. Sayılardan birincisi 9, üçüncüsü 8, 4, üçüncüsü 6 olduğuna göre 4. sayı kaçtır diyor bize. Şimdi aritmetik ortalama şöyle bulunur. 4 tane sayı var değil mi? 4 tane sayının aritmetik ortalaması 8 ise 4 ile 8'i çarparsanız bu 4 sayının toplamını bulursunuz. Yani 32 toplamları. Sonra ilk 3 sayı topluyoruz. Yani 9 artı 8 artı 6 kaç yapar? 17, 23,
Olur. 32'den de arkadaşlar o 3 sayının toplamını yani 23'ü çıkarırsanız 9 olacak. O zaman son sayımız 4. sayı. Bu da 4. sayı olur. Sayı. Soruyu bu şekilde çözdük arkadaşlar. Cevabınız da B oldu. Gelelim 6. soruya. Kolay bir işlem. Burada eksi 25, eksi 12 işlemin sonucu kaçtır diyor bize. Öncelikle arkadaşlar şu eksi ile şu eksi etkileşime girecek bunlar. Eksi ile eksi etkileşime giderse yani çarpılırsa artı olur. Artı 12 yazıyoruz. Birinci parantezi de açtık. Şimdi sayılardan biri pozitif, biri negatif ise sayılar birbirinden çıkarılır. Bir köşede 25'ten 12'yi çıkarsanız 13 olacak mı? Olacak. Şimdi bakacaksınız büyük sayı hangisi? 25 büyük, 12 mi büyük? Tabii ki 25 büyük. 25'in işareti yani büyük sayının işaretini getirip buraya yazıyorsunuz. Cevap eksi 13 olur yani C şıkkı oluyor arkadaşlar. Gelelim 7. soruya. 7. soruda ne soruyor bakalım. Ayşe Hanım'ın dairesi oturduğu apartmanda zemin katından 3 kat altındadır. Ayşe Hanım'ın dairesinin bulunduğu katı aşağıdaki sayı ile gösteriniz. Şimdi Ayşe Hanım arkadaşlar 0 olsaydı burası giriş değil mi? 0. kat giriş olur. Zeminden yani burası zemin oluyor daha doğrusu giriş dediğimiz zemin oluyor. Zeminden 3 kat aşağı inelim. Bir kat daha inerseniz eksi 1. kata gidersiniz. Bir kat daha giderseniz eksi 2. kata gelirsiniz. Bir kat daha inerseniz eksi 3. kata geleceksiniz. Çünkü zeminin 3 kat altında diyor. Üstünde olsaydı artı 3. kat olacaktı. O zaman Ayşe Hanım arkadaşlar eksi 3. katta oturuyor. Cevabımız A şıkkı olmuş olur. Gelelim 8. soruya. Bir sayı örüntüsü vermiş. Bunun genel kuralını soruyor. Sayılarımız 7, 16, 25, 34. Burada önce yapmanız gereken şu. Bu sayılar kaç kaç artmış? 7'den 16 olmak için kaç eklemek lazım? 9. 16'dan 29'a gitmek için 9 eklemek lazım. O zaman burada da 9 ekliyoruz değil mi? 25'ten. Evet. 9, 9 arttığı için sayımız arkadaşlar bir kere 9n olmalı. Yani 9'la bir şeyi çarpmalıyız. Sonra burada C şıkkını o zaman eledik. Peki yanına bir sayı eklememiz gerekiyor veya çıkarmamız gerekiyor. Onu bulalım. Şimdi ilk sayımız 7 değil mi? İlk sayıdan yola çıkıyorsunuz. N yerine 1 yazıyoruz. N'e 1 yazdık. Yazdım. 9 çarpı 1, 9. Peki 7 olması için tabii ki kaç çıkarmamız gerekiyor? 2 çıkarmamız lazım şuranın 7 olması için. Buradan ilk terime doğru, ilk terimden gidiyorsunuz. O zaman 9 çarpı 1 eksi 2 7 yapar. Demek ki arkadaşlar şu n'in yanına şuraya bir eksi 2 yazılmış olmalıydı. Cevabımız 9n eksi 2 yani D şıkkı. 9. soruya bakalım. Genel kuralı 7n eksi 4 olan sayı örüntüsünün 12. adımını soruyor. Şu şekilde yapıyorsunuz. O zaman 7n eksi 14 de n yerine 12 yazıyorsunuz. Yazalım. 7 çarpı 12 eksi 4. Şimdi 7 ile 12'yi bir köşede çarpalım. 12 kere 7 84 yapacak. Yine de çarpalım. 7 kere 2 14 elde var 1. 7 kere 1'in 7 bir de elde var 84. Demek ki 84'ten 4 çıkaracaksınız. Bu da tabii ki biliyorsunuz 80 olur. Cevap da A şıkkı. 10. soruya bakalım şimdi. Y bölü 2 artı 1 cebirsel ifadesine uygun metin aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi y bölü 2 demek yarısı demektir. Değil mi? Bir sayının paydasında 2 de varsa yarısı demektir. Şu artı olduğu için fazlası demesi lazım. Fazlası. Ama şöyle bir soruyla karşı karşıya olmaz lazım. Şöyle bir cümleyle. Bir sayının yarısının bir fazlası demesi lazım. Bakalım. A şıkkı bir sayının iki katının bir fazlası. İki katı değil. Yanlış. B
Bir sayının yarısının bir fazlası, evet yarısının bir fazlası dediği için cevabımız B olacak. Diğer şıklar bizim için yanlıştır arkadaşlar. Gelelim. Evet, 11. soruya bakalım şimdi. Şekildeki modeli ifade eden cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi dikdörtgenler yani şunlar K ile gösteriliyor. Kareler, küçük kareler artı 1 ile gösteriliyormuş. Bunu veren modeli arkadaşlar bizim yazmamızı istiyor. Şimdi bakalım kaç tane K var? K, K, K. 3 tane K'mız var. Tamam. Kaç tane karemiz var? Hepsi artı 1, artı 1, artı 1 olarak gösterilir. Kaç tane artı 1 oldu? 6 tane gördüğünüz gibi çok basit bir soru olmuş. 3K artı 6 yani cevap C oluyor. 12. soruya bakalım şimdi. Uzun kenarı 2x artı 1, kısa kenarı x eksi 2 olan dikdörtgenin çevresini veren ifade aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi şöyle bir dikdörtgen olduğunu düşünelim. Şöyle. Şurası x eksi 2, x eksi 2 kısa kenarlar. Uzun kenarlar 2x artı 1, yukarısı da 2x artı 1. Şimdi çevresini bulmak için bu 4 ifadeyi topluyorsunuz yan yana. Yani 2x artı 1, bir tane daha 2x artı 1, sonra x eksi 2 artı x eksi 2. Şimdi bakalım kaç tane x'imiz var? 2, 4, 5, 6 tane. Demek ki 6x yazmam gerekiyor. Sayılara bakalım. Artı 1, artı 1 daha şu x'in toplamı artı 2 yaptı şurası. Bu artı 2, eksi 2 ile sadeleşir gitti çünkü. Sonra en sonda bir eksi 2 kaldı. Buraya bir eksi 2 yazmamız gerekiyor. Cevap 6x eksi 2 yani A şıkkı olmuş olur çocuklar. 13. soruya bakalım şimdi. 13. soru arkadaşlar. Genel kuralı 6n eksi 1 olan sayı örüntüsünün 45. adımının 23. adımdan kaç fazla olduğunu soruyor bize. Şimdi o zaman 6n eksi 1 değil mi? 45. adımı bulmak için n yerine 45 yazıyorsunuz. Yazalım. 6 çarpı 45 eksi 1. 6 ile 45'i bir köşede çarpalım. Şurada çarpalım. Hazır var vermiş zaten. 6 kere 5 30 elde var. 3 6 kere 4 24. 3 değer de 70 oldu arkadaşlar. 270. Şimdi bu 270'ten de eksi 1 dediği için 269 buluruz. Şimdi 23. adımı bulmak için n yerine 23 yazacaksınız. Yazalım. 23 ile de 6'yı bu köşede çarpalım. 6 kere 3 18 elde var 1. Şurayı düzeltelim. 6 kere 3 18 elde var 1. 6 kere 2 12 13 138 oldu. Yani 6 çarpı 23 eksi 1 138 eksi 1. Bu da 137 yaptı. Bunların farkını soruyor. Yani birbirinden çıkaralım. 2, 3, 1. 132 çıktı. Cevabımız onun için D şıkkı olmuş oluyor arkadaşlar. Bakalım 14. soruya. 13. soruya benziyor. Bir önceki soruda da aynı işlemleri yaptık. Cebirsel ifadesinde A eşittir 6 için değeri aşağıdakilerden hangisidir? Demek ki A yerine 6 yazacaksınız. 8'de 6'yı çarpıp 12 eklememiz gerekiyor. 8 kere 6 biliyorsunuz 48. 48 ile de 12'yi toplayalım. Toplarsanız arkadaşlar 60 oluyor. Cevabımız da B şıkkı. 15. soruya bakalım şimdi. Burada arkadaşlar şunu yapacaksınız. 3 çarpı 14 eksi 5 ve işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Şu 3'ü içerideki sayıların üzerine dağıtıyorsunuz. Yani çarpıyorsunuz şöyle. Yani 3 ile 14'ü çarpıyoruz. Eksi 3 ile 5P'yi çarpıp işlem yapacaksınız. 3 kere 14 çarpın bir köşede 42 eksi 3 ile 5'i çarp 15P. Cevabımız 42 eksi 15P yani C şıkkı oluyor çocuklar. Gelelim 16. soruya. 16. soruda işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir diyor.
Şimdi işlemimiz neyi bakalım? 2 artı 7 artı 3 a eksi 4. Bunları yan yana toplayacağız. Yani açalım şunları. 2 a artı 7 parantezleri yazmayalım. Artı 3 a eksi 4. Şimdi 2 a ile 3 a'yı toplarsanız biliyorsunuz 4 a, 5 a yapar, düzeltiyorum. 7 eksi 4, 7'den 4'ü çıkar demek istiyor bize. 7'den 4 çıkarırsanız artı 3 olur. Cevap da o zaman A şıkkı, 5A artı 3. 17. soruya bakalım şimdi. ABC üçgeninde AB diktir BC. BC 15 santimetre. Üçgeninin alanı 45 santimetre kare olduğuna göre AB uzunluğu kaçtır? Şimdi dik üçgende alan dik kenarların çarpımının yarısıdır. O zaman biz bu 45'i 15'e bölelim. Şu şekilde. 45'in içinde 15 3 defa var. Çarparsanız tam bölündü. 0, 0. Şimdi biz AB ile 15'i çarpıp yarısını aldığımızda 45 olacak. Yarısını alıyorum. O zaman tersten düşünüyorum. 3 ile de 2'yi çarpıyorsunuz. Cevap 6 olacak. Yani şu AB uzunluğu 6 santimetre olmuş olur. O zaman cevabımız B şıkkı çocuklar. 18. soruya bakalım şimdi. Bir kenarının uzunluğu, soruyu şöyle bir açalım. Bir kenarın uzunluğu 3 santimetre olan karesel bölgenin alanı kaç milimetre karedir? Şimdi 3 santimetre biliyorsunuz 30 milimetre oluyor burası. Zaman bir tane karemiz var. Bir kenarı 30 milimetre. Bunun bize neyi soruyor? Alanını soruyor. Alanını bulmak için 30 ile 30'u çarparsanız kaç milimetre olduğunu bulacaksınız. Şimdi en son iki sıfır yazıyoruz burada, iki tane sıfır olduğu için. Sonra 3 ile de 3'ü çarpın, 9 yapıyor. Demek ki cevabımız 900 milimetre kare olmuş olur. Cevabımız da gördüğünüz gibi C şıkkı. 19. soru. Aşağıdaki verilen noktalı yere hangisi gelmedir? Yani ne diyor? 7500 metrekare kaç ağırdır? Burada şöyle düşünüyorsunuz. Bir ağır 100 metrekaredir. O zaman 7500 metrekare, iki tane sıfır silmeniz gerekiyor. Çünkü buradan iki sıfır ekledik, değil mi? O zaman iki sıfır eklediğimiz, buradan iki sıfır daha siliyorsunuz. Cevabımız 75 R olacak. Cevap da A şıkkı. Gelelim son soruya. Şekildeki ayrıt uzunlukları verilen kare prizmanın hacmi kaç santimetre karedir diyor bize arkadaşlar. Şimdi burada prizmalarda hacim bulmak için 3 ayrıtla çarpıyorsunuz. 3 ayrıtı birbiriyle. Yani 5 ile 5'i, sonra 12'yi çarpacağız. 5 çarpı 5 çarpı 12 yapacaksınız. Şimdi 5 ile 5'i çarparım 25. Sonra 25 ile de 12'yi çarpalım bir köşede. 25 çarpı 12 yapacağız. Şurada. Çarpalım 5 kere 2 10. Elde var 1. 5 kere 1'in 5. Bir de elde 6. Geri 2 4. Geri 1'in 2. Toplayalım 6 6'a. 0 0. Elde var 1. 300. Demek ki arkadaşlar bu ikisini de çarptık. 300 santimetre küp oldu arkadaşlar. Santimetre kare yazmışlar, yanlış yazmışlar. Hacim arkadaşlar santimetre küp olarak gösterilir. Bize burada yanlış bir yazılım yapılmış. O zaman cevabımız arkadaşlar C şıkkı oluyor. 20. soruyu da bu şekilde çözdük. Umarım güzel sonuçlar alırsınız yazılımdan. Yüksek notlar alırsınız. Şunu söyleyebiliriz. Eğer çekilmesini istediğiniz ders videolar varsa aşağıdaki yorum kısmına yazarsanız size yardımcı olmaya çalışacağım. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşça kalın.